Bir bebekle kucağında, o yaşta sen de çocuksun. Nasıldı senin için? Hissin nasıldı? Hamileliğimde bir sıkıntım yoktu. Yani karnımda bebek var mı yok mu? Hiçbir öyle bir annelik hissim yoktu. Sadece karnımda bir kabartı vardı. Başka bir şey hissetmiyordum. Zaten doğumunda yalnızdım. Kimse yoktu. İlk kucağıma aldığımda tutamıyorsun. Tutmayı bilmiyorsun. Ne bileyim annelik hissi nasıldır? Bilemiyorsun. Nasıl bakacaksın? Elini almaya korkuyorsun yani cesaret edemiyorsun. Zaman zaman olduğunda işte hani nasıl büyütürüm, nasıl bakarım ya da nasıl beslerim işte onları öğrenmeye çalışırken bir de çocuğumu artık kucağıma alamaz oldum. Elime yakışmıyor denildi. Emziremez oldum. Benim sütümü içmesin. Dışarıdaki köpeğin sütünü içsin daha iyi derlerdi. Öğrenmeye çalıştığın, çocuk yaşta öğrenmeye çalıştığın annelik üzerinden. Hani bir bebeğin anneyle bağına da ihtiyacının olduğu o ilk günlerde de. Göstermeye hani derdim nasıl yapılacak, nasıl edecek göstermeye çalışmalarını beklerlerken beni ahıra gönderirlerdi. Ben hayvanlara bakardım, gelirdim. Kayınvalidem kendi emzirmeye çalışıyor. Beronuna süt vermeye çalışıyorlar. O çocuk hiç emmedi zaten annesine. Annelik duygusu yaşamadım ben ilk çocuğumda. Çok küçükken daha çocuğun yanlış bilmiyorsam 20 günlükken aldatıldığını öğreniyorsun. Öğrenmedim, gördüm. Yine aynı ahırdayım. Dedim ya hani ben çocuğumla vakit geçiremiyordum çünkü ahırda hayvan çok. Aynı şekilde ağladığını hissettim. İneği bıraktım. Dedim çocuğun karnını doyurayım öyle geleyim. İçeri girdiğimde ikisi de üzerlerinde münasebetsiz bir şekilde. Hiçbir şey demedim. Sadece kapıdan gördüm. Gittim kayınvalideme söyledim. Anne git bak oğlum ne yapıyor diye. Annem gitti tabii tepki gösterdi. Bağırdı çağırdı. Sonra annem gitti, o kız gitti. Sen gittin, anneme dedin diye inşaat demiriyle. Murat artık yerim bırakmadı. Yaparmış, erkek adammış. Arzu henüz bir çocuk. Bir çocukken anne oluyor bu hayatta. Bir çocukken orası benim mezarımdı dediği o evde eşiyle beraber bir aile kurmak için yine de çabalıyor. Ama çocuğunu kucağına aldıktan 20 gün sonra eşini bir başkasıyla birlikte görüyor. İhanet en temelde insanın kendisine ihanetidir. Bir insanla beraber bir yola çıkmaya, onunla hayatı paylaşmaya söz verdikten sonra bir başkasına gidebilmek, insanın içindeki yetersizlikleri reddetme biçimidir. Aynı zamanda o evdeki mutsuzluğu kabul etmeme ve sorumluluğunu almama biçimidir ihanet. İhanet temelde insanın kendi değerlerine ihanetidir. Arzu bu dönemde bunu da yaşıyor. Bu ihaneti eşinin annesine söylüyor ve orada çok ağır bir dayak yiyor. Şiddet Arzu'nun hayatından hiç eksik olmamış. O şiddetle beraber Arzu'nun ruhu da çok yaralanmış. Bize anlattıklarında sadece kendi hikayesini anlatmıyor. Bu toplumda değişmesi gereken kadın rolleriyle, erkek rolleriyle, belki iki yüzlü bir şekilde kadına yüklenen ama aslında kadına şiddet gösteren tüm o cümleleri değiştirmek için de konuşuyor. Tabii daha 15 yaşındasın, çocuğun küçük. Dedim ben kabul etmiyorum. Yapmayacağım, yapamayacağım. Bu evliliği de sürdürmeyeceğim. Ki başka çaren yok. Babanlara dahi haber gönderemiyorsun. Sustum, oturdum. Başka çarem yoktu. Yine aynı şekilde. Gözümün önünde artık bu böyle sürekli devam etmeye başladı. Biliyorum evden çıkıyor, ahırdan dolanıyor. Onların da ahırına giriyor ki çıkmıyor. Saatlerce çıkmıyor. Kayınvalidem de bunun farkında. Artık zaten bu duyuldu çünkü benimle evlenmeden önce zaten bir birlikteliği varmış. Benim de suçum, günahım vardı. En son amcasıyla haber gönderdim. Çünkü telefon yok, haber gönderemiyorum aileme. Dedim ki amca, bizim köylülerden birisini görürsen çobanlık yapıyor haliyle arazilerimiz bir de. Dedim babama ulaşsınlar, bize bir gelsinler diye. Annemler geldi ama
Ben mutfağa gidiyorum annemle beraber, oraya geliyorlar. Ben yatak odama gidiyorum annemle beraber, oraya geliyorlar. Yani hiçbir şekilde bir anne kız dertleşemez mi ya? Bir sohbet muhabbet edemez mi? Ki biliyorlar hani söyleyeceklerimi. Hiçbir türlü bir fırsat verip de ben anneme derdimi açıklayamadım giderken. Babamın arkasından seslendim, baba beni kurtarın. Durum ne dedi? Herkesin içinde açıkladım dedim. Ben durmak istemiyorum baba. Babam dedi kızımı verin götüreyim ben. Dayak yediğimi neyim her şeyi söyledim. Annem dedi ben dedi gavur eline dedi esir vermedim ki dedi. Ben sizin evinize bir horanta verdim, bir gelin verdim dedi. Madem dedi bu şekilde davranacaksanız verin kızımı götüreyim. Evlat benim evladım dedi. Derken bir kavgaya tutuştular. Kayınvalidem zaten çocuğu aldı gitti dedi. Ben çocuğu vermem gideceksen defol git diye. Dedi hayır gitmeyeceksin. Giderdin gitmezdin babamın kafasına dayadı. Görünce annemin kolundan tuttu merdivenlerde. Göndermediler. Gittiler bir daha hiç gelmediler. Üçüncü çocuğumu kucağıma alana kadar ben annemleri görmedim. Sesini duymadım. Annem doğum yapmış, hamile kalmış, haberim yok. Düşünün yani. Arzu, sen anlattıkça da fark ettiğim o. Ne kadar büyük bir yalnızlıktan geçmek bu. Kendi kendine karşılamaya çalışıyorsun her şeyi, her durumu. En çok da şiddeti. Şiddetin her türlüsü var anlattıklarında. Psikolojik şiddet var. Bunun içerisinde sessizleştirme de var, baskı da var. Cinsel şiddet tanımladın. Fiziksel şiddetin birçok türlüsü var. O ailenin sana uyguladığı duygusal şiddet ve tehditler de var. Devam ediyor hayatın içerisinde. Hani zaten çocuksun. Sen çocuksun ve dünyaya bebekler getiriyorsun. Ve bunlar sürerken şiddet devam ediyor hayatın içerisinde. Duyalım hepimiz. Özellikle de söylüyoruz. Duyulmamış, görülmemiş. Arzuyu görüyorum diyebilmeliyiz burada hepimiz. Ve hani çocuk bedenin daha tabii bir taraftan ama dünyaya bebek getirirken bir kadının doğumdan sonra hayatla ilgili yeniden doğumunu yaşarken depresif evrelerden de geçtiği bir lohusalık dönemi de var. Çok saygıyla ve şefkatle karşılanması gereken. Onu da yaşamıyorsun sen. Biz öyle lohusalık dönemini geçirmedik ki. Hiç unutmam ben çocuğum susmuyor. Ayağa kalktım çocuğumu emzirmeye çalışırken bilmiyordum ki onun ayıp olduğunu. Ben onun yüzünden bile dayak yedim. Sırf çocuğumu ayakta emziriyorum diye. Yani biz öyle bir dönemler yaşamadık ki.